Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize buzdolabına ait güç kartını gönderdi. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde Takipçi Tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle kartın başına ne geldiğinden bahsetmek istiyorum. Kart üzerine çok küçük miktarda bir damlalık bir su parçası temas etmiş ve kartımızdan bir patlama sesi gelerek tamamen işlevini kaybetmiş. Devamında takipçimiz kartını sökmüş ve çok methedilen bir elektronik kart tamircisine götürmüş. Fakat tamirci arkadaşlardan bu kart tamir olmaz, hurdaya atabilirsin şeklinde bir geri dönüş almış ve kartı kendi tamir etmeye çalışmış. Yerinden sökmüş ve birkaç parçalı üzerinde kısa devre tespit ettiği için parçalarla birlikte kartı bize gönderdi. Burada takipçimizin sökmüş olduğu kısa devre tespit ettim dediği parçalar mevcut. Diyotlardan bir tanesi de tamamen yapısal olarak parçalanmış. Bunların üzerinden ölçüm gerçekleştireceğiz. Şöyle bir kartı yerinden sökelim ve diğer tarafına bakalım. Kartı yerinden söktük. Öncelikle gözle inceleme yaptığımız zaman herhangi bir hasarlı parça görünmüyor. Kartın üzerinde çok sayıda transformatör, filtre bobinleri, biraz da alışılmışın dışında devreler tasarlanmış. Bu da tamirci arkadaşların gözünü korkutmuş olabilir. Biraz kart karmaşık gelmiş olabilir ve bu sebepten müdahale etmek istememiş olabilirler. Fakat kart göründüğü kadar da karmaşık bir kart değil. Yeterli elektronik bilgisi olan birisi bu kart üzerindeki devreleri rahatlıkla tanımlayabilecektir. Kartın girişinden itibaren devreleri kısaca sizlere tanıtalım. 220 volt girişinde 2,5 amperlik bir sigortamız yer alıyor. Buradaki sigortanın akım değeri bu kartın zayıf akımları oluşturmak için tasarlanmış bir kart olduğunu bize göstermekte. Devamına baktığımız zaman burada bir AC filtre devremiz var. Burada filtrelenen AC voltaj. Burada yer alan 2 adet diyot ve diğer ikisi de takipçimiz tarafından sökülmüş 4 adet diyot yardımıyla tam dalga topolojisinde doğrultuluyor ve buradaki bobin üzerinde filtrelemesi yapıldıktan sonra burada yer alan 2 adet büyük kondansatörün 320 volt gerilimle şarj olması sağlanıyor. Devamında kartı ikiye böleceğiz. Öncelikle buradaki SMPS devresinden başlamak istiyorum. Kondansatör üzerinde yer alan 320 volt trafomuza giriş yapıyor ve trafo çıkışında şurada yer alan top switch entegresi tarafından anahtarlanıyor ve flyback topolojisinde buradaki trafonun sürülmesi sağlanıyor. Trafomuz sürüldüğü zaman çıkışında yer alan şot diyot ve bobin yardımıyla voltaj doğrultuluyor ve buradaki kondansatörün düşük bir DC gerilimle dolması sağlanıyor. Devamında trafoya baktığımız zaman giriş kısmına ekstra bir sekonder sargı koyulmuş ve bu sekonder sargı da yine bir diyot yardımıyla doğrultulduktan sonra buradaki kondansatörün yine düşük bir DC voltajla dolması sağlanıyor. Dolayısıyla trafomuz bir adet çıkışında, bir adet de girişinde olmak üzere iş yapacak olan 2 adet sekonder sargıya sahip. Peki neden bu şekilde iki farklı sekonder sargı oluşturulmuş? Şöyle kartın arka yüzüne baktığımız zaman burada yer alan kondansatörün yüksek voltaj bölgesi tarafında yer aldığını ve elektriksel olarak yalıtılmadığını görebiliyoruz. Diğer kondansatörümüz ise burada trafo aracılığı ile kartın düşük voltaj tarafında yer almakta ve yüksek voltajdan yalıtılmış. Yine buradaki kondansatörün devamına baktığımız zaman şurada devre yollarının buradaki filtreye girdiğini görebiliyoruz. Buradaki bobin üzerinde DC voltaj filtreleniyor ve şu kısımdan tekrardan çıkış yapıyor ve diğer kartların buradaki voltaja erişmesi sağlanıyor. Yine burada yer alan voltaj da farklı kartlar tarafından kullanılmaktadır. Buraya geldiğimiz zaman diğer SMPS devremiz yer alıyor. Yine buradaki kondansatörde bulunan voltaj buradaki SMPS trafomuza giriş yapıyor ve çıkış tarafında buradaki top switch entegresi tarafından yine flyback topolojisinde anahtarlanıyor ve çıkışta diyot yardımıyla doğrultulan DC voltaj burada 2 adet kondansatörün üzerinde depolanıyor. Depolanmış olan voltajın da devamını izlediğimiz zaman yine buradaki çıkışlar aracılığı ile buzdolabı üzerinde yer alan diğer kartlara enerji sağladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla kart çalışır hale geldiği zaman bizim voltaj görmemiz gereken 3 farklı kondansatörümüz var. Buradaki 2 kondansatör birbirine paralel ve
Burada voltaj görmemiz gerekiyor. Yine buradaki kondansatör üzerinde düşük bir voltaj görmemiz gerekiyor. Yine buradaki kondansatör üzerinde de bir voltaj görmemiz gerekiyor. Bu üç farklı noktadan voltaj çıkıyorsa kartımız tam anlamıyla çalışıyor demektir. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işleriyle ilgileniyorsanız ve anlatım şeklimizi beğendiyseniz, sizler için bu konuları daha detaylı bir şekilde anlattığımız elektronik kart tamir kursları hazırladık. Bu kurslara videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz içerikleri sepetinize ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeterli elektronik bilginiz varsa önünüze aldığınız bir devre kartını rahatlıkla tanımlayabilir. Hangi komponent ne işe yarıyor, hangi topolojiyle devre tasarlanmış bunları rahatlıkla çözümleyebilir ve arızayı giderebilirsiniz. Eğer kurslara sipariş vermediyseniz mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu kurslar sayesinde bu şekilde detaylı teknik bilgiye sahip olabilir, kendinize güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Kart üzerinde ölçümlere başlayalım. Ölçü aletim diyot modunda. Öncelikle sigortaya bakıyorum. Sigortamız hasarlı, açık devre olmuş. Devamında burada doğrultma diyotlarımız var. İki diyotu da ölçüyorum ve diyotlarda herhangi bir problem görünmüyor. Burada bobinimiz var. Bobinimiz iletimde herhangi bir problem görünmüyor. En fazla stres altında çalışan parçalarımız burada. Anahtarlama yapan entegrelerimizdir. Entegreler üzerinden ölçüm yapalım. Şu şekilde kondansatörün eksi hattına kırmızı probumu koyup entegrelerin direnç hattından ölçüm yapıyorum. 442 değeri verdi. Bu ölçüm bizim için çok önemli. Yine şöyle ortak eksi hattına sahiptir. Diğer entegrenin direğin bacağından ölçtüğüm zaman yine 442 değeri verdi. Burada entegreler üzerinde herhangi bir problem görünmüyor. Kart üzerinde eksik bir parçamız var. Tam şu kısımda bir TVS diyot eksik. Takipçimiz bu diyotu yerinden sökerken de parçalamış. Dolayısıyla parçayı ölçemeyeceğiz. Fakat şuraya baktığımız zaman bir kısım yanıklar da mevcut. Burayı yakından göstermek istiyorum. Tam şuraya baktığımız zaman bir elektrik arc oluşmuş ve buradaki yüksek voltajın arc yapmasına neden olmuş. Burada devre yolumuzu da hafifçe eritmiş. Yine burada takipçimizin sökmüş olduğu TVS diyotu ait devre yolu var. Zannedersem buradaki hasar kaynaklı buradaki diyotumuz da aşırı akıma maruz kalarak kısa devreye düşmüş. Takipçimiz bu diyotun kısa devre olduğunu ifade etti ve yerinden sökmüş, sökerken de parçalandığı için dediğim gibi diyotun durumu hakkında fikir sahibi olamıyoruz. Fakat buraya mutlaka yeni bir TVS diyotun koyulması ve buradaki snubber devresinin tekrardan çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Şurada eksik diyotun yatağını görebiliyoruz. Burası bir snubber devresi ve buradaki flyback topolojisinin çalışabilmesi için gerekli bir devre. Yine burada UF4007'dir muhtemelen bir diyot görüyoruz. Buradaki diyot da yine buradaki snubber devresine dahil olan bir komponent. Burada biraz gelişmiş bir tersleme devresi oluşturulmuş. Fakat komponentlerin ne işe yaradığını bilirseniz buraya alternatif parçalar koyabilirsiniz. Kartın düşük voltajlarını oluşturan diyotlar üzerinde ölçüm yapalım. Öncelikle burada soğutucuya bağlı olan diyotumuz buradaki yalıtımsız bölge kondansatörüne voltaj sağlamakta. Şu şekilde diyotun iki bacağı var, ölçüyoruz ve 220 gibi bir değer verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer buradaki diyotumuz şuradaki kondansatöre enerji sağlamakta. Şu şekilde ölçüyorum. Yine 230 değeri aldık. Herhangi bir problem yok. Yine burada yer alan diyotumuz buradaki iki kondansatöre enerji sağlamakta. Şu şekilde ölçüyoruz ve 201 değer aldık. Burada da herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle takipçimizin sökmüş olduğu diyotları ölçmek istiyorum. Bunun üzerinden maalesef ölçüm yapamayacağız. Tamamen parçalanmış. Diğer diyotlardan ölçüm yapalım. Şu şekilde ölçü aletini kısa devre moduna aldım. Şöyle baktığım zaman buradaki diyotumuz kısa devre. Buna baktığımız zaman bu diyot da kısa devre. Bunlardan zaten biri kısa devreye düştüğü zaman mutlaka diğerini de yakacaktır. Bu şekilde bir arızada daha önceki videolarımızdan da mutlaka tavsiye etmişimdir. 4 diyotu birlikte değiştirmenizde ve akım olarak bir miktar daha yüksek akımları çekebilecek bir diyot koymanızda fayda var. Buraya baktığımız zaman yine eksik bir parçamız var. Şöyle parça üzerine baktığımız zaman da
Bu parçalar yandığı zaman kodu vesaire okunamayabiliyor. Takipçimiz parçanın kodunu bize göndermiş fakat kodla çok da bir işimiz yok. Buradaki parçanın değerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Buraya normal akım yönünde sınav akımına da ters yönde bakacak şekilde bir TVS diyot koyulur ve bu TVS diyotun voltaj değeri 200 volt 220 volt civarında tutulur ki buradaki indüktif akımlar kontrol edilebilsin. Buraya tek yönlü bir TVS diyot koyacağız ve yönü dediğimiz gibi sınav akımlarına ters bakacak şekilde koyacağız ve bu diyot üzerinde enerji harcanarak buradaki manyetik alanın neden olmuş olduğu enerji sönümlenecek. Şimdi buradaki iki diyotu da yerinden çıkaralım ve buradaki köprü diyot devresiyle buradaki sınavır devresini tamamlayarak yine buradaki sigortayı değiştirerek karta enerji verelim ve durumunu gözlemleyelim. Kartımızın onarımını tamamladık. 220 volt bağlantımız da hazır. Enerjiyi veriyorum. Ve voltaj ölçümlerimizi yapalım. Buradaki kondansatörlerde voltaj oluşturan diyot üzerinden baktığımız zaman 12 volt voltajımız mevcut. Diğer kondansatör üzerindeki voltaj oluşturan diyota bakıyoruz. 8,8 volt voltajımız mevcut. Yine buradaki voltaj bir filtreden geçtikten sonra şurada ufak bir kondansatöre de uğramakta. Buraya da 8,8 volt geliyor. Son olarak burada yalıtımsız bölgede yer alan kondansatör üzerindeki voltajı ölçelim. 12 voltluk gerilimi burada da görebiliyoruz. Bütün voltajlarımız sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Fakat burada bir problem söz konusu. Burada ve burada yer alan kondansatörlerimizi 12 volt gerilim altında 1 amperlik yüke ve yine burada 8 volt gerilim altında 1 amperlik yüke bindirdiğimiz zaman ciddi bir parazit söz konusu. O sebepten buradaki kondansatörlerin değişimi yapılacak. Buradaki kondansatör üzerinde herhangi bir sorun tespit etmedik fakat önlem amaçlı hem giriş kondansatörlerimiz hem de çıkışta yer alan 4 adet kondansatör değiştirilecek ve kart çalışır bir şekilde takipçimize geri gönderilecek. Eğer parazit ölçümleri nasıl yapılır, bir kartın sağlığı, fonksiyonları nasıl test edilir? Bunları merak ediyorsanız bahsetmiş olduğumuz kurslarda bu konular detaylı bir şekilde anlatılmakta. Bu kondansatörler üzerindeki paraziti osiloskop yardımıyla gözlemleyebiliyoruz ve kondansatör ölçümleri normal aralıklı olsa bile yüke bindiği zaman kondansatörün fonksiyonunu yerine getirmediğini gördüğümüz için değişimini yapacağız. Bu arada size ufak bir püf noktasını da aktarmak istiyorum. Öncelikle burada neden iki ayrı ayrı SMPS devresi oluşturulmuş? Daha güçlü tek bir devreyle buradaki voltajlar sağlanamaz mı? Sağlanabilir fakat bu şekilde birbirinden yalıtımlı ayrı devrelerin oluşturulmasının sebebi genellikle lojik devrelerin analog devrelerle gürültü iletişiminde bulunmasını önlemektir. Çok büyük ihtimalle 12 volt çıkan kondansatörlerimiz dolap üzerindeki fan ve benzeri komponentleri çalıştırırken 8 volt çıkan kondansatörümüz bir lineer voltaj regülatörü yardımıyla 5 volta düşürülerek lojik devrelerin çalıştırılmasında kullanılıyordur. Yine buraya baktığımız zaman yalıtımsız bölgede yer alan bir düşük voltaj kondansatörümüz var. Bu kondansatörde çok büyük ihtimalle diğer kartlarda bulunan tiryak ve benzeri komponentleri çalıştırmak için kullanılıyor olabilir. Bu şekilde tiryakları sürmek için
ya optokupler ya da bu şekilde yalıtımsız düşük voltaj kondansatör kullanmanız gerekir. Şimdi kondansatörlerimizin tamamını değiştirelim ve kartı tekrardan test ederek onarımı tamamlayalım. Kondansatör değişimini tamamladık ve yükümüzü bağladık. Kartı tekrardan yük altında test edelim. Enerjiyi açıyorum. Herhangi bir sorun görünmüyor. Hemen yükümüzü bağlayalım. Şöyle 1 amperin biraz üzerinde bir akım çektiğimiz zaman herhangi bir problem görünmüyor. Gayet dengeli bir şekilde kondansatörlerimiz çalışmakta. Yük bağlantımı 8 volt hattına aktardım. Burayı da kontrol edelim. Enerjiyi açıyoruz. Ve şu şekilde yük bağladığım zaman herhangi bir problem görünmüyor. Oluşan parazitler kabul edilebilir. Aralıkta buradaki problemi de giderdik. Evet, kartımızı tamir ettik ve yük altında testlerini de tamamladık. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kartı çalışır şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.